Arkadaşlar merhaba. Öncelikle sosyal medya kanallarında beni takip etmeniz için gerekli linkleri hatırlatayım. Tüm sosyal kanal linklerime ekranda gördüğünüz şu adresten ulaşabilirsiniz. Twitter ve kendime ait Telegram kanalımın yanı sıra Kaspa Türkiye Telegram kanalımızda sizlerin sorularına cevap veriyoruz. Bu sebeple bu kanallara katılmayı ihmal etmemenizi öneriyorum. Ee, özellikle genel dünya piyasasıyla alakalı olarak ciddi bir kaos ortamı olduğunu hepimiz görüyoruz. Powell'ın açıklamaları sonrasında kripto piyasası da ciddi bir düşüş yaşadı. BTC'nin yukarı yönlü hareketi kesintiye uğradı. Ben zaten uzun zamandır negatif yönlü düşüncelerimi belirttim. Önceki videolarımda da BTC'nin çok daha düşük seviyeler görebileceğine vurgu yapmıştım. Özellikle stabil coin'lere yönelik ciddi bir operasyon olduğunu görüyoruz. Circle firmasına ait olan USDC doları olan ...endeksini %10'a varan oranda kaybedip akabinde toparladı. Ancak ben bunun henüz başlangıç olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bu sene içerisinde çok daha büyük ölçekte operasyonlarla... ...stabil coin'lerin önüne almak isteyeceklerdir. Bundaki amaç ise CBDC dediğimiz Central Bank Digital Currency... ...yani Merkez Bankası dijital para birimine geçiş sağlayarak... ...sermaye kontrolünü sağlamak istemeleri. Bunun ise bazı sonuçları olacağını düşünüyorum zira... Kripto piyasasına giren insanların kolay kolay bu piyasayı terk etmek istemeyeceklerini düşünüyorum. Enflasyon ve dünya çapındaki krizden kaçarak riskli varlıklarda şansını denemek isteyen insanların en büyük kaçış yolu ise bana göre BTC ve KASPA gibi Proof of Work projeler olacak. Zira bu tarz projelerin ön satış olmadığı için e, SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılması olası değil. Bu sebeple elimdeki BTC ve KASPA'yı asla elden çıkarmayı düşünmüyorum. CBDC çıkmazından kaçmak isteyen insanlardan ve özellikle DeFi platformundaki sermayelerden BTC'ye dönüş olması çok muhtemel. Bunun etkisiyle BTC'de hızlı bir fiyat artışı görülebilir. Tüm bunların öncesinde elbette BTC'de öncelikli olarak piyasada piyasaya müdahale edilmesi ve stabil coinlerin çöküşüyle fiyatta çok daha düşük seviyeler bekliyorum. Kaspa'nın ise şu sıralar GTO listelemesi beklenmekte. 13 Mart'ta Gate.io'da kaspanın listelenmesiyle önemli bir borsada yerini alacak olan kaspanın bilinirliği daha da artacaktır. Gate.io bildiğiniz gibi büyük borsaların başında geliyor ve oldukça fazla kullanıcıya sahip. Bununla beraber hash rate olarak kaspa Ethereum Classic'i geride bırakmış durumda. Miner'ların kaspayı olan ilgisi ilk günden beri artarak devam ediyor. Açıkçası Proof of Work projeler arasında Kaspa'ya olan ilgi gerçekten çok tatmin edici. ayrıca Kaspa'nın Change Finance'da entegrasyonu oldu. Bunun sayesinde cep telefonu uygulaması olan dijital banka uygulaması Change Finance üzerinde Kaspa'ya dair çeşitli işlemler göreceğimizi düşünüyorum. Gayet olumlu bir gelişme. Elinizdeki Kaspa'yı isterseniz bu cep telefonu uygulaması üzerinde değerlendirebilirsiniz. Ya da geçenlerde duyurusunu yapmış olduğum Tangem ve e, Wonky Hardware Wallet seçeneklerini inceleyebilirsiniz. Ledger desteğinin de geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.